Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün üreme konusunu anlatacağız. Tonguç, üreme konusunu biliyor musun canım? Hocam, en iyi olduğum konu. Evladım, neden en iyisin bu konuda? Hocam, detaylı araştırmalar yapıyorum. En iyi şekilde öğrenmek istiyorum bu konuyu. Aferin evladım da, bunu öğrenmek senin sevinini anlamadım gerçekten de. Hocam, lütfen. Seni gibi. Şimdi, üreme deyince aklımıza nedir gelecek? Nedir üreme? Bak, canlılar... E, Evlatlarını oluşturmak ister, çocuklarını oluşturmak ister. Nasıl anne baba e, evlendikten sonra çocuk yaparlar? Aynı şekilde bütün canlılarda yeni canlılar oluşturmak isterler. Yani bu konunun temel sebebi şu. Niye olur dersek neslin devamı için. Yani ben kendi neslimi devam ettirmek istiyorum Üreme budur Tonguç. Anladın mı? Anladım hocam. Yani başka sebepler için değil Tonguç. Anladın mı bunu peki? Onu da anladım hocam. Evladım bak senin düşündüklerin yanlış. Önemli olan neslin devamı. Çok evet önemli. hocam. Şimdi üremenin çeşitlerine bakalım. Ama ondan önce bak senin pederle <laughs> valide birleşirse ne olur Tonguç? Ben olurum hocam. Aynen sen olmuşsun. Yani senin pederle valide zamanında bir araya gelmişler. Sonra evlenmişler. Sonra ne yapmışlar? Seni yapmışlar evladım. Evet hocam. Bu sayede insanlar da senin sayende ders öğreniyor değil mi? Bak evet şimdi, hocam. Çeşitleri, üremenin çeşitleri şunlar. Biz hep şunu biliyoruz. Bir erkek vardır, bir dişi vardır değil mi? Evet. Bizim bildiğimiz üremenin çeşidi erkek ve dişi olan üreme çeşidi eşeyli üreme. Evet hocam. Bunlara biz eşler diyoruz. İki tane eş varsa biz bunlara eşeyli üreme diyoruz. Bak Tonguç, senin bilmediğin bir kısım daha var. O da eşeğsiz üreme. Tövbe. Yani erkek veya dişi yok. Herkes erkek, herkes dişi diye düşünebilirsin. Hiçbir erkek veya dişi yok. Dolayısıyla buna da eşeğsiz üreme diyoruz. Yani eşsiz üreme gibi bir şey. Anladım hocam. Bu sana bir, bir şey ifade ediyor mu Tomuş? Mesela hangi canlılar böyle bir şey yapar sence? Hocam köylerde böyle duyuyoruz eşek falan ama o değil değil mi bu? o, Öyle o eşek eşek erkek ve dişi var. Ha. Mesela e, şöyle düşünelim bakterileri hiç duydun mu hayatında bakteri? Evet duydum hocam. Hani bana e, amip diyorlar. E, Ellerimizde sana amip diyorlar mesela. Ha, mesela amip beyinde falan derler sana belki. Hani bak orada şuna dikkat et. Bunlar erkek veya dişi Erkek amip dişi amip böyle bir şey yok. Ha. Bunlar da erkeklerdeki gibi şeyler yok hani. Böyle Anladım hocam. Özel şeyler veya dişilerdeki gibi özel şeyler. Dolayısıyla bunlarda eşey yok. He. Şimdi buna şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eşeysiz üremede mitoz oluyor Tonguç. Evet hocam. Eşeyli üremede mayoz oluyor. Dolayısıyla mitozluk hatırlarsan eğer eşeysiz üremede bütün oluşan canlılar aynı özellikte oluyor. Evet hocam. Mayozda ise hani birazcık daha farklılık, çeşitlilik vardı Yurta ya. Yumurta vardı mayonezde. Evladım mayonezdeki gibi değil, mayozdaki gibi Hı. bütün canlılar birbirinden farklı oluyor. Yani şöyle, sen pederle validenin yani annenle babanın aynısı mı çıktın ortaya? Hayır. Hayır. Değişik bir yarat yaratık, <gülüyor> <gülüyor> Hocam, <gülüyor> değişik bir canlı yaratık. olarak çıktın. <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Bak şimdi eşeysiz üreme dediğimizde hemen şuna dikkat edeceğiz Sonuç. Bunların ilki bölünerek üreme. Bölünerek üreme nasıl oluyor biliyor musun? Bak bir tane hücre vardı. Sonra bu hücre bu hale geldi. Evet. Ondan sonra böyle şuradan iki parçaya pıt diye koptu. Pıt diye koptu hatırladım Heh. onu. Bu bölünerek üreme dediğimiz zımbırtı bütün canlılar yapmıyor. Bazı canlılar mesela bakteriler böyle örüyor sonuçta. Bakteri dediğimiz tek hücreli zaten. Tek hücreli olduğu için tek hücre bölünerek iki tane yeni hücreye oluşturuyor. Tertemiz. Şimdi tek hücreliler de bunların başka bakterilerden de farklı tek hücreler canlıları var. Bunlar Mesela amip. Hani sana amip beyni diyorlar değil Evet hocam. Ondan sonra öglena. Öglena. Bu, bu, da terlik şeklinde bir hayvandır. Bak bunu hatırlayalım. Terlik şeklinde. Amip de Tokyo böyle bir... Ay, ne? Ne? Tokyo terlikler alıyor hocam parmak arası. Ha, pa parmak arası gibi aynen. Şöyle bir e, çekirdeği var falan filan. Şimdi bak amip, öglena bunların hepsi de tek hücreli olduğu için B bölünerek üreme yapıyor. Tonguç. Anladım hocam. Şimdi ikinci üreme işte tomurcuklanma. Tong Tonguç'um bak şimdi tomurcuklanmayı anlatmak için sana şöyle şu kalemi veriyorum. Bak. Şimdi bunun adı ne biliyor musun Tonguç? Huni. Hidra evladım. Huni değil. Allah cezanı vermesin. Hidra denilen bir canlı var. Tamam mı? Bu böyle burasından şöyle bir tane şey çıkartıyor. Bak şunu çıkartıyor. Evet. Görüyor musun? Ardından bu çıkardığı şey büyüyor. Sanki Ufak bir hidra haline alıyor. Hidranın ha. ilk haline benziyor. Ardından ne oluyor Tonguç biliyor musun? Bu ikisi birbirinden kopuyor. Ha. Bak ne oldu? Ufak bir hidracık oluştu. Görüyor musun? Anladım hocam. Yani bu ortaya çıkan şeye biz işte tomurcuk diyoruz. Yani bir canlımız mesela şöyle düşün. Benim buramdan bir tane kafa çıktı. <laughs> Ondan sonra e, vücut çıktı. Olsa eller çıktı. Olsa pıt diye koptu. Şurada ufak bir Mehmet Hoca dolaşmaya başladı. Öyle düşün. Korku tüneli gibi hocam. Evet korku tüneli gibi gerçekten. Hidra da böyle oluyor. Bak deniz anasında böyle oluyor. Deniz anasında böyle çat 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 iki dakikada çoğalabiliyor. Bira mayasında böyle oluyor. Olsa süngerde böyle oluyor. Bunlar özel canlılar sadece tomurcuklanmayı yaptığı için bunları bilmemiz gerekebilir. Vay be çok ilginç hocam. Aynen bu birazcık daha ilginç. Yani şu anda bizim bildiğimiz hep nedir? Erkek ve dişi. Hayda spermi, değil mi? yumurta evet yumurta. Ama bunlar artık farklı üreme şeyleri. Dünyada diğer canlılar da yaşıyor evladım. Sadece insanlar veya hayvanlar yaşamıyor. Doğru. Şimdi vejetatif üremeye baktığımızda ise şöyle bir şey oluyor. Vejetatif üreme dediğimizin burada mesela şu. Bir tane bitki var tamam mı? Ne var diyelim? Gül var tamam mı? Gül bitkisinin şurasından böyle pıt diye koparıyorsun. Bunu alıyorsun ve... Yanında toprağa dikiyorsun. Evet. Şöyle toprağa diktin. Sonra bir bakıyorsun Tonguç'cum. Belli bir süre sonra ne olmuş biliyor musun? Bu büyümüş ve yeni bir gül bitkisi oluşturmuş. Evet. Yani şöyle düşün. Dalını kopartıyorsun. Hiç erkek veya dişi yok. Dalını kopartıp bir yere dikiyorsun. Sonra yeni bir gül çıkıyor. Allah, Allah. Dolayısıyla bu mesela e, bunun belli yöntemleri var. Mesela çekirdeğini falan değil, değil mi? Direkt dalını hocam. Evet, direkt dalını topartıyorsun. Çelikleme denilen bir metot var. Aşılama denilen metot var. Aşılama da şu. Bir bitkinin başka bir tarafını kopartıp başka bir bitkiye monte ediyorsun. Mesela şöyle düşün. Bu bitki büyüyordu. Sonra ben bunun ucuna başka bir bitki monte ettim. Yeni bir bitki çıkıyor falan. Allah Allah. Dolayısıyla e, bunlar da mesela gülde, patateste, çilekte, söğütte, begonyada ve dikkat ettiysen sadece bitkilerde oluyor. Evet. Ama dikkat et. Bu bitkilerde olan zımbırtıda tohum yok. Hani normalde bitkiler e, neyle örerdi? Tohumla evet. örerdi. Toprağa tohum atardı. Heh, bu çeşit bitkiler tohumla değil de vejetatif şekilde örüyorlar. Allah Allah. Vejetaryandan aklına gelsin. Vejetaryanlar ne yer? Et yemez. Ot yer. Aynen. Ot yer. Ot yiyen canlılar. Demek ki otlarda da bu oluyormuş. Dedi. Anladım hocam. Yenilenme ile öremede şunu düşüneceğiz. Bak bir tane Deniz anası vardı. Deniz anası genellikle bu renkte olur. Bu renkte olmaz şaka yapıyorum. Ama en azından denizin içinde olduğu için böyle gösteriyor. Yıldız gibi oldu hocam ama anadan çok. Deniz anası diyorum ya. Deniz yıldızı ya kafam karıştı. Bak burasını kopardın tamam mı deniz yıldızı. Tövbe. Deniz yıldızının burasını kopardığın zaman ne olur evladım kolu bacağı eksidir. Aynen. Ama şuradan kopan parça da durur değil mi? Evet hocam. Ardından Tonguç bu kopan parçadan sonra şöyle bir şey oluyor bak. Bu deniz yıldızı kendi kopan parçasını tamamlıyor Tonguç, kendini tamir ediyor. Allah. Aynı zamanda bu kopan parça da ufak bir deniz yıldızına dönüşüyor. Ya. Yani Tonguçlanmadan kopan... farkın hocam aynı ona benzedi. Burada kopartıyoruz. Ha orada. F... Burada kopartıyoruz. Tonguçlanıyor ve... burada kopuyor. Ha. Burada ana canlıya hiçbir zarar gelmiyor. Burada ana canlı kopuyor, sonra o kopan parça ha. tamamlanıyor. Buna yenilenme diyoruz. Zaten şöyle düşünelim Mesela benim buram kesildi. Allah buram eylesin. kesildiği zaman e, şuradan bir tane daha el çıkarsa ne olur? Ha. Buna yenilenme diyoruz biz. Anladım hani hocam. şey var biliyor musun? Kertenkelenin kuyruğunun kopması evet, evet, var. Evet evet kopuyor gene çıkıyor kuyruğu. Kertenkelenin kuyruğu kopuyor ve gene çıkıyor. Ama kopan kuyruk yeni bir canlı oluşturuyor mu Tonguç? Hayır. Kopan kuyruk çürüyüp gidiyor. İşte burada o yüzden kertenkeledeki Üreme değil Tonguç. Üreme ne demek aslında? Yeni canlıların üretilmesi. He. Bak burada yeni canlı oluştu. Burada yeni canlı oluştu. Burada yeni canlı Hepsinde yeni canlı oluşuyor. Ama kertenkelede sadece yenilenme var. Kertenkeledeki sadece neymiş evladım? Yenilenme. Yenilenme ile üreme değil yani. Anladım yenilenme ile üreme farklı, yenilenme farklı. Tamam mı canım? Tamamdır. Şimdi eşeğli üremeye yani insanların ve hayvanların nasıl olduğuna bakalım. Bak İnsanlar erkek ve dişi. Evet. Erkek ne yapıyor evladım? Sperm veriyor. Evet, dişi ne yapıyor evladım? Yumurta. yumurta veriyor. Bu olayı yaparlarken erkek 46'ydı 23'e düşüyor. Evet. Spermi 23 kromozomlu. Evet. Dolayısıyla bu olayı yaparken bu ikisi de yani erkek ve dişi de mayoz bölünme yapıyorlar. Mayoz bölünmeden sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Spermle yumurta birleşiyor. Bu olaya ne diyoruz biliyor musun? döllenme diyoruz. Bunu sen çok iyi aklında tutacağını eminim. Evet hocam. Evladım sperm ve yumurta birleşiyor ve ne oluşturuyorlarmış? Döllenme. Evladım zigotu oluşturuyorlar. Pardon. Ama bunların birleşmesi de döllenme diyoruz. Zigot dediğimiz zımbırtı da senin ilk halin Tonguç. Sen bu kadar bir hücreydin. Pıttırıcık. Ha angut. Pardon zigot. Zigot. Ha. <laughs> angut zigot değil. musun oğlum falan demişlerdi ha, bana. Zigot musun oğlum derler ya. Kavga çıkarmışsın boş boşuna. İyi bir şeymiş halbuki. Ha, evet gerçekten de iyi bir şey. Çünkü sen ilk başta herkes ilk başta böyleydi. Tek bir hücre bu zigot tamam mı? Tamamdır hocam. Bu hücre ne yapıyor biliyor musun? Pıt diye büyüme gerçekleştiriyor. Büyümeyi nasıl gerçekleştiriyor sence? Hangi bölünmeyle gerçekleşiyor? Büyüme her zaman mitoz bölünmeyle olur unutma Tonguç. Tamamdır hocam. Demek ki o zaman mayoz bölünmeyle biz ne yaptık? Eşey hücrelerini oluşturduk. Eşey hücrelerimiz sperm ve yumurta. Bak sperm ve yumurtaya biz eşey hücresi çok önemli. Ve kromozom sayısı ne biliyor musun? 23. Evet. Bizim normal kromozom sayımız ne? 46 Tonguç. Evet. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle düşünelim. Bir tane fil diyelim. Fil nasıl ürer Tonguç? bizim gibi aynı bizim gibi erkek fil vardır bir de dişi fil vardır tamam mı? Erkek fille dişi fil bir araya gelince ne olur evladım? Filin ilk hali yani küçücük bir hücre oluşur değil mi? Aynı şekilde başka ne söyleyelim mesela bir tane kaplan diyelim tamam mı? Kaplanla erkek dişi erkek kaplanla dişi kaplan bir araya gelince ne oluşur? Yavru kaplan. Yavru kaplan oluşur. Bunun oluşması sürecinde ne var? Sperm ve yumurta var unutmayalım. Ama kromozom sayıları burada çok önemli. Sperm deyince yani eşe hücreleri deyince kaç kromozom mu diyeceksin Tonguç? Ee, 23, 23 evladım altına yazıyorum görmüyor Şimdi harikasın. Bak bitkilerde de aynı şey var. Bitkilerde erkek ve dişi erkek hücrelere sperm demiyoruz da polen diyoruz. Ha. Dişilerde de yumurta diyoruz. Yani aynı. aynı yumurta diyoruz. Ve sonuçta oluşan şey ise tohum. Hmm. Yani ilk hali bitkinin tohum. Zigot gibi ilk hali tohummuş. Anlaştık Anladım. mı? Anlaştık. O zaman bitkilerde de erkek ve dişi var. Var, var, hocam. Evet fark tablosuna hemen bakalım. Eşeysiz ve eşeylinin temel farkları bunlar. Bir tanesinde mitoz var, bir tanesinde mayoz var. Eşeysizde mitoz, bak ikisi de şöyle düşün. i var, i var ama ikisinde de i var ya olmaz ya. Eşeysizde, eşeysizde mitoz bölünmenin olduğundan dolayı erkek ve dişi yok. Hı, hı. Ve demek ki bunda mitoz bölünme oluyormuş. Ve çeşitlilik yok. Sebep ne? Mitozda aynı canlılar oluşuyordu. Yavru ile ana aynı özellikte bu her zaman sorulan bir soru. Yani yavruyla ana eşeğsiz üremede mesela oluşan hidre vardı ya. Evet. O da aynı özellikte Eşeğli üremede ise mayoz bölünme olduğundan dolayı çeşitlilik var. Çünkü ne vardı hatırlıyor musun? Crossing over denilen böyle bir tane evet, cross... havalı bir şey vardı evet, değil mi? Bunun over. adı ama neydi? Parça değişimi. Parça değişimi bizim neyimizi sağlıyor, çeşitliliğimizi sağlıyor. O zaman eşeli üreme deyince çeşitlilik var. Yani yavru ile ana, baba farklı özellikler Yani sen annenden babadan bu yüzden farklı. Zaten hocam ben aklımda bu hani sperm yumurta mayoneze benziyordu ya. Mayoz da erkek de dişi de olacağı için oradan tutabilirim belki ama eşeli mayonezle yapar, diğerleri ise mitoz normal yapar gibi. Yani olay aklına tabis. Eşeli deyince de saçmalığın gerçekten de. Sperm ve yumurta var evladım. E Eşeğine... şey... Sperm ve yumurta hani mayonez yumurta falan neyse. E şey deyince sperm ve yumurta var. O zaman hadi bakalım. Aa, ödüllü soru ödüllü yaşasın. sorumuzu yap. Cevaplara gönder bakalım.